Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Arkadaşlar, bugünkü arka planım farklı. Çünkü aparta geldim yalnız başıma. Evet, yalnız başıma aparta geldim. Çünkü arkadaşım yoktu, beni ekti. Bundan dolayı yalnız başıma gelmek durumunda kaldım. Bazı şeyleri yalnız başımıza yapabiliriz arkadaşlar. İlla bir erkeğe, bir arkadaşa, bir yoldaşa. Yani sizin peşinizde dolaşacak birisine ihtiyacınız yoktur her zaman. Bu arada söyleyince hani böyle yalnız başıma geldim falan diye, benim dayım işte şey diyordu bire. Ben yalnız başıma mı gideceğim diyordu o şoför, biliyor musunuz? Ve şoför olduğu için de hani böyle yolda falan hani böyle yalnız başına gitmeyi pek sevmiyor. Ama gibi yalnız başıma mı gideceğim diyordu. Efendim teyze. Dışarıdayım teyze, video çekiyorum. Hadi bay bay. Beni sonra da. Hadi bay bay. Bay bay. Bu şekilde işte arkadaşlar. Bu arada teyzemle annemle falan bu şekilde konuştuğum doğrudur. Her neyse. Ya öyle söylüyordu. Sonra amade sakat, özürlü falan demekmiş. Yani gözü görmeyen, kulağı duymayan, sakat, engelli, özürlü falan demekmiş. Ben bunlardan hiçbirisi değilim arkadaşlar. Ama bazı şeyleri kendi başımıza yapabilmeliyiz bence. Kendi başımıza yapmalıyız, becermeliyiz ve kendi kendimize yetebilmeliyiz bence. Bu yüzden yalnız başıma bugün aparta geldim ve böyle size böyle YouTube videosu çekiyorum. Biraz ortalama kararı aldım. Yani şöyle kendimi ortalayacağım. Bu şekilde işte arkadaşlar. Aslında arkadaşıma haber verdim. Bir dakika, bir arkadaşım daha var. Onu mesajımı görmedi bile. Bir tanesi geleceğim dedi ama gelmedi. Diğeri mesajımı görmedi. Bakalım diğer mesajımı görmüş mü? Görmemiştir büyük ihtimalle. Görmedi çünkü. Görmüyor. Görmemiş aynen. O yüzden ben de kendi başıma geldim ve sizin için YouTube videosu çekiyorum. Birazdan TikTok çekerim. 5'e kadar vaktim var. Şu an saat 3'ü. 3'ü 2 geçiyor ve saat 5 olmadan buradan çıkmam gerekiyor. Çünkü 5 otobüsüne yetişmem gerekiyor. Yani 4.45'de falan buradan geçiyor otobüsü. Onun için oraya yetişmem gerekiyor arkadaşlar. Şöyle ortalamak bence daha mantıklı. Demin arkadaşlar şurada pencere var ve oradan ışık gelince çok kötü gözüküyordu. Ama bence şu an ışık güzel gözüküyor diye ümit ediyorum. Umarım güzel gözüküyorumdur. Arkadaşlar bu videonun konusu, bana bir tane şey demişler. İleride çocuğun bu videoları izlediğine ne düşünecek acaba demiş. Yani ilerideki çocuğuma, ilk olarak bu videoyu ilerideki çocuğuma çekiyorum. İlerideki çocuğum olursa eğer, ben anlayışlı bir anne olacağımı ümit ediyorum. Yani çoğu insan, çoğu kız, çoğu oğlan böyle anne babasına döver falan diye hiçbir şeylerini söyleyemiyorlar. Arkadaşlar şimdi ilk olarak mesela benim önceden hiç böyle bu tür resimlerim yoktu. Ve beni böyle benzetiyorlardı falan, el alemi çıplak resimlerini atıyorlardı bana. Ben o zaman çok masum, saf, çok iyi, çok temiz, hiç böyle bir çıplak bir şeyim yoktu yani. Ve o zamandan beri bana atıyorlardı yani başkalarının resimleri. Aa bu sen misin, aa bu sen misin, aa bu sen misin. Yani bazen sonra ben de böyle açılmaya falan başladım, işte böyle resimlerim, videolarım falan olmaya başladı. Yani diyeceğim şu ki, el alemi konuşur tamam mı, büyük insanlar konuşulur, küçük insanlar konuşur, vıdı 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 konuşur. Ben de konuşulan tarafım. Beni konuşuyorlar, yapıyoruz ki konuşuyorlar. Ya ileride çocuğum olursa tabii ki de bu twerklerime, bu videolarımı görürse ben onu anlayışlı bir şekilde karşılarım veya anlayışlı bir şekilde anlatırım. Ya arkadaşlar, mesela çoğu insan bu tarz şeyler yapamıyor tamam mı? Yani yok annem görecek, yok babam görecek, beni dövecekler, beni öldürecekler falan diyor. Bir tane kız var mesela ve onu sevgisi tehdit etmiş, işte bu resimleri anne babana gösteririm demiş ve kız çok korkuyor. Ama korka korka da çıplak resimlerini atmış sevgilisine. Ben ileride böyle bir anne olmayacağım. Kızım benimle istediği her şeyi paylaşacak. Ve ben çok güvenilir bir anne olacağım. Yani bana kızımın, oğlumun güvenmesini istiyorum. Açık açık benimle her şeyini paylaşmasını istiyorum. Ben de nasıl birisiysem zaten o şekilde davranıyorum. O şekilde resimlerim var, o şekilde videolarım var. O şekilde şeyler atıyorum. Bazen pişman oluyorum ama hatanın neresinden dönersen kardır arkadaşlar. Ya biraz pişmanlık duydum tabii hani bu tarz resimleri, videolarımı attığım için. Ama yani arkadaşlar,
Hani biliyorsunuzdur belki oyuncu Hollywood'da ve kadın porno yıldızı. Biliyorum tabii ki de Türkiye'de yaşıyoruz. Bunlar çok anormal şeyler, çok ayıp şeyler, çok kötü şeyler, çok absürt şeyler. Ama ben arkadaşlar beni anlatamıyorum kimseye kendime. Mesela ne yapmak istiyorsanız onu yapın, tamam mı? Nasıl mutluysanız. Ama tabii yerinde yapın. Ben bunların hepsini OnlyFans'ımda paylaştım. Ve para kazandım. Mesela ben bunu hiç Instagram'da paylaşıp da orada çabuk ban yeniliyor ve Instagram'da paylaşıp da ya Instagram'da paylaşacak şeyleri Instagram'da paylaşıyorum. OnlyFans'ımda paylaşacak şeyleri OnlyFans'ımda paylaşıyorum. Oradan alıp sitelerde paylaşıyorlar. Bu benim suçum değil. Boş karaktersizlerin, şerefsizlerin suçu. Bu arada bunu söylemeli miyim bilmiyorum. OnlyFans'ımı Türkiye'ye kapattım geçici bir süre. Açmayı da düşünmüyorum. Belki ileride OnlyFans'ımı da kapatırım. Ama kapatmak istemiyorum arkadaşlar. İleride Amerika'ya gitmek istiyorum. İngilizcemi geliştirmek istiyorum. Onun için kurs alıyorum Amerikan kültürde. Arkadaşlar. Ya ilerideki çocuğum. Mesela şu an çok düşünüyorum. Mesela kocam görürse bunları ne yapar? Bir de bende anksiyete var. Hani kaygı bozukluğu, gelecek kaygısı. Ne yapacağım, ne edeceğim, ben ne olacağım, ne yapacağım? Böyle benim geleceğim ne olacak, ben ne olacağım, böyle benim sonum ne olacak falan diye düşünüyorum hep sürekli yani. Bunu düşünmüyorum değil yani. Mesela şunu da düşünüyorum. İşte benim ilerideki kocam ne olacak, bana ne yapacak, çocuklarım olacak falan diye. Ya ne yapabilirim? Mesela şöyle yaparım. Kocam her şeyi anlatırım. Çocuklarıma belki bırakırım. Ama arkadaşlar sanki konuşan insanlar benden çok mu farklı? Sitelere girip benim videolarımı, fotoğraflarımı gören insanlar benden çok mu farklı? Onlar da sapık abazı demek ki öyle sitelerde bok mu gezdiriyorlar? Götlerini mi? Yani öyle sitelere girip götlerini niye gezdiriyorlar? Benden ne farkları var acaba? Girmesinler öyle sitelere, ayıp ayıp şeylerin paylaşıldığı sitelere. Giriyorlar, sonra da Instagram'dan bana Ayşen ifşan çıkmış. Ayşen nasıl sokuşuyorsun öyle. Ayşen çok fena şey yapmışsın falan pişman diyorlar. Gelmeyin arkadaşlar bana böyle, hepsini engelliyorum zaten. OnlyFans'ından da o paylaştığım şeyleri sildim zaten. Mesajları da atmıştım en açıklarını, onların hepsini sildim. Sonra açık olan şeyle de sildim. Bundan sonra OnlyFans'ımda sadece dekolteli olan şeyleri paylaşmayı düşünüyorum. Yani sadece dekolteli, twerk. Belki açık açık şeyle paylaşmasını çok seviyorum arkadaşlar. Ama işte malum Türkiye'de yaşıyoruz. Amerika'ya gitmeyi çok istiyorum. Umarım bir gün hayallerim gerçek olur. Ve orada istediğim gibi, istediğim hayatı bence Amerika'da yaşayabileceğimi ümit ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, çocuklarım olursa onları anlayışta olacaklarını ümit ediyorum. Çünkü ben kötü bir insan değilim. Sadece çok safım. Yani çok safım arkadaşlar. Bir insana affederim, çabuk affederim, kolay affederim. Sırtımdan bıçaklanır, bıçaklanır, yeniden bıçaklanırım. Yani arkadaşlar bazen her şey açık resimler, açık videolar, herkesle sevişmek falan değil. Veya para kazanmak için bir yerlerini açmak değil. İnsanın içi... Benim değil, ben mesela insan karakter önemlidir. Mesela bir kedinin başını okşamak, köpeği su vermek, evde mama vermek, yardımseverlik önemlidir arkadaşlar bazen. Biliyorum şu anda yaptığım bu şeyler çok kötü. Dinimizce günah, ayıp. Hatta bir erkek eliyle tutuşmak bile ayıp. Bir başımızı kapatmamak bile ayıp, günah. Bunların hepsi biliyorum arkadaşlar, ben de Müslümanım. Mesela bir erkekle el ele tutuşup bir odada kalmak bile günah dinimizce. Ben Müslümanım arkadaşlar ama bir defa dünyaya geliyoruz. Ne yapayım yani? Ben de bu şekilde giyindim. Yani herkesin hayatı kendisine. Siz de kendi hayatınıza bakın. Bir de benim attığım resimlerle beni tehdit eden bir kitle var. İşte bunu sen atmışsın Ayşen. Ben bunu senin takipçilerinin de paylaşacağım diyen bir kitle var arkadaşlar. Yani bir kişi dedi. O kadar fazla kimse demedi. Bir kişi dedi. Twerk yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Hatta bizim eve geldi. Ben uzanıyordum, uyuyordum. Anneme biz Ayşe'nin hayranıyız dediler. Bunlar evet ayıp olan şeyler. Biri size bana mesaj atmış. Tamam twerk yaptığını biliyordum da çıplak twerk ne anasını satayım. Çıplak twerk çok ayıp. Sen mi belirliyorsun ayıp olan şeyleri?
Ne olacak benim sonum böyle ya? Bak gene anksiyetem tuttu. Arkadaşlar ben de böyle bir insan olmak istiyorum. Küçükken çok sessizdim, utangaçtım. Hatta utangaçlığından dolayı ben ileride evlenince nasıl kocamla dans edeceğim, nasıl evleneceğim falan diye düşünüyordum. Bu sefer bu kadar resimlerim, videolarım var. Beni kim alacak ki böyle diye düşünüyordum. Yani küçükken tam olarak şöyle düşünüyordum. Ben çok utangaçım, sessizim. Benim ileride nasıl kocam olacak, ben kocamla ne yapacağım? Yani kocam beni kimse almaz, çok utangaçım, çok sessizim diyordum. Yani bir tane kuzenimin düğünü vardı ve orada kuzenim değildi yani, uzaktan akrabamdı. Ve onun kardeşi benimle dans etmek istedi. Ben istemedim. Dans etmeye bile utanıyordum. Çünkü bana dans etmeye utanıyordum yani. Çok utangaçtım. Kaygı bozukluğu böyle bir şey arkadaşlar. Ama şu anda da bu kadar hareketlerim var yani. Bu kadar şeylerim var. Nasıl evleneceğim ileride diye düşünüyorum. Ama şöyle bir söz var. Hayat sen hayaller kurarken başına gelenlerdir diye. Yani tam olarak böyle değil. Ama buna benzer bir şey. Ve ben de o kadar şey kurdum, o kadar şey düşündüm ve başıma neler neler geldi, neler neler yaptım arkadaşlar. Twerk yapmasını çok seviyorum. Arkadaşlar bana diyorlar işte ileride bu çocuğun bu videoları izlediğine ne düşünecek diye. Belki biliyorsunuzdur aslında. O mesela rezalet videolar çekiyor. Açıklığından, erotikliğinden değil. Sadece utanç verici, rezalet yani rezil videolar çekiyor. Hani böyle kendisini rezil eden türler videolar çekiyor. Ona bile diyorlar işte ileride çocuğun bu videoyu görünce ne düşünecek diye. Yani bu tarz şeyler diyorlar işte kocan falan ileride evlenince. Mesela o da bazen ne bileyim bir tane videosu vardı bayağı tutulmuştu Instagram'da. Ona da demişlerdi. İleride konuşur tamam mı? Helalim herkes konuşur böyle. Ağzı olan vıdı 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 konuşur benim bildiğim. Ama ben yaparım. Helalim konuşur ben yaparım. Bu bizim logomuz aslında arkadaşlar. Helalim konuşur Ayşen yapar. Güzel mi sizce? Ben bunu hiçbir yerden duymamıştım daha önce. İnsanlar konuşur Ayşen yapar. Neyse arkadaşlar ben devam etmek istiyorum. OnlyFans'a. Ama çekilebileceğimi artık düşünmüyorum. Çünkü çok pişman oldum arkadaşlar yara. Çünkü ben tiyatro eğitimi almak istiyorum. Ve maalesef Türkiye'de tiyatro eğitimi almak için yani insanları tehdit ediyorlar. Tamam işte bu eğer bana şu kadar para göndermezsen şu resimlerini yayınlarım. Şuna gösteririm. Tiyatrodaki arkadaşlarına gösteririm. Falan diye. Şu an hiç böyle başıma bir şey gelmedi. Çünkü başlayacağım ben tiyatro eğitimine ve akşamları olacak. Ya bilmiyorum. Belki de şu an şeytanın aklına karpuz kavunu sokuyorum. Neydi o söz ya? Şeytanın aklına karpuz kavunu sokmak. Neydi o ya? O söz neydi? Şeytanın aklına karpuz. Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşünmekmiş. Şeytan ne Allah aşkına bismillahirrahmanirrahim ya. Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürüyorum arkadaşlar belki şu anda. İlk öncelerde ben Instagram'da sadece böyle mizah yapan bir kızdım. Mesela kendimi çekerdim ve işte komik komik şarkılar söylerdim, videolar çekerdim. Ona bile bana kötü kötü şeyler yazarlar. İşte ilerideki çocuğum bu videoları görünce ne düşünecek? Ne düşünürse düşünsün arkadaşlar. Ben tiyatro eğitimi almak istiyorum. Ünlü birisi olmak istiyorum. Ve biraz da para ihtiyacım vardı. Bunun için fotoğraf ve video çekilmesini de çok sevdiğim için yani açık olsun, erotik olsun. Yani her türlü fotoğraf ve video çekilmesini de çok sevdiğim için OnlyFans'a başladım. Ve devam etmek istiyorum arkadaşlar. Ama şu an Türkiye'ye kapattım OnlyFans'ımı. Yani Türkler giremiyor. Girmesinler de bir zahmet. Hepsi herhalde alıp alıp paylaşıyorlar. Bence çok kötü bir duruma düşürüyorlar beni. Ben OnlyFans gizli, OnlyFans o kadar mail atmama rağmen hani silebilir misin de sitedini diye, sitedekileri diye 3 hafta sonra falan silinebilir diye bana mail geldi ama 3 ayı geçti ve hala silinmedi sitelerdeki ifşalarım. Umarım yakında silinir. Efendim anne. Anne apartayım yalnız başıma video çekiyorum beni daha sonra ararım. Hadi canım bay bay güle güle. Çok masumumdur güle güle çok masumum ben. Tamam bay bay. Canım kıyamam o kadar masum ki diyor. Anneciğim ben o kadar masum bir kızım ki. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. Mesela ben birisine daha takip ediyorum. Ay.
Acaba böyle isimlerini geçirdiğim için ifşa... Ne bileyim ya, telif hakkı ihlal falan bir şey olur mu ya? Neyse, bir tane kız daha var işte. Ve onun da hiç ifşası bir şey olmamasına rağmen herkes bütün fanları, bütün sayfalar falan ifşa diye onun kapalı kıyafetini alıp böyle sansürleyip paylaşıyorlarmış, düşünün. Çünkü ben onun hikayesini gördüm ve tam halini paylaşıyor. Yani böyle üstünde büstiyer var ve o büstiyer kısmını böyle kadarıyla ifşa diye paylaşıyorlar. Ne yani, ben böyle şeyler çekildim diye mi suçlu oluyorum? Valla saldım gittim ya. Ben suçlu falan değilim. İnsanlar konuşmasını seviyor sadece. Yani insanlar böyle konuşuyor diye de ben illa neden bir taraflarımı açıyorum büyük süre. Çünkü seviyorum. Ne bileyim, bana mesela model, manken olabilir. Hep ünlü olmadan geçen her yol mübahtır. Yani ünlü olmak istiyorum. Arkadaş influencer olabilir, fenomen olabilir, oyuncu olabilir. Ve bunun için de takipçimi arttırmam gerekiyor. Şu anda 17.500 takipçim var ve çoğu da erkek. Yani büyümek istiyorum arkadaşlar. Sayfamı büyütmek istiyorum. Ve bunun için de ilk olarak erkeklerin ilgisini çekmem gerekiyor. Sonra da kızların ilgisini çekiyorum zaten. Hani böyle bakıyorlar, işte şu erkek bunu takip ediyormuş falan diye. Sonra bakıyorlar falan. Yani böyle hesabımı büyütmem gerekiyor arkadaşlar. Bunun içine video ve resimler falan çekilip atıyorum. Arkadaşlar. Belki de şu anda benim hakkımda kötü şeyler düşünüyor olabilirsiniz. Ama ben... Ben hala Ayşe'nim, tamam mı? Yani neşeli, sevimli, böyle sessiz, eskiden çok sessizdim. O Ayşe'nim yani ben. Neşeli, mizah yapmaya çalışan. Beni TikTok'tan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur, çok güzel videoları çekiyorum. Yani öyle eğlenceli, dans, mizah. Yani bunlar beni, birkaç videom var, birkaç... ...var diye... Ahlaksız birisi yapmıyor. Kusura bakmayın da yani. Beni sadece çok böyle almak istediği gibi birisi almaya çalışan birisi yapıyor. Yani umarım anlatabiliyorsunuzdur. Ben doğal gözükmeye çalışıyorum. Olduğum gibi gözükmeye çalışıyorum. Ne satsam öyle almaya çalışıyorum. İki yüzlü değilim. O kadar iki yüzlü insan varken, anne babasının korkusuna bazı şeyleri yapamayan insan varken, mesela birisi, mesela ben bunu Instagram'da görmüştüm, anne babası izin vermiyor açık giymesine, kız arkadaşıyla buluşuyor, gidiyor bir yerde üstünü değiştiriyor, öyle geziyor, sonra eve giderken de gene üstünü değiştiriyor, açık, eve kapalı geliyor falan. Neyse ki ben açık giyiniyorum, teyzem gibi arada karışıyor, işte giyme etme, bu ne hal, bu ne kılık falan diyorlar ama takmıyorum. Ben 21 yaşında bir yetişkinim. Yakında belki kendim yalnız bir eve geçerim. Ama bu kimi ilgilendirir, benim yalnız başıma bir eve geçmem? Sadece beni ilgilendirir. Ama ben annem olduğu için şu anda annemi çok seviyorum. Annem de çok anlayışlı bir kadın, çok şükür ki. Annemin yanında kalıyorum. Annemle beraber kalıyoruz. Eğer eve geçersem de annemle beraber geçmeyi düşünüyorum. Yani arkadaşlar, umarım dediğim anlaşılıyordur. Ya şey diyorlar mesela, ekonomik özgürlüğünü eline almış bir kadın olmak zorundasın. Yani ekonomik özgürlüğünü eline almak. Bu ne demek? Çalışmak, para kazanmak, kendine bakabilecek kadar para kazanmak, çalışmak, didinmek, evinin olması, arabanın olması. Bir dakika bakalım ilk olarak. Başkasına muhtaç olmamak. Ekonomik özgürlüğünü eline alan kadın. Başkasına muhtaç olmamak demek. Ve arkadaşlar, Türkiye'de ekonomi dolar 9.5 mu neydi? 9.50 mi neydi? Bu kadar kötüyken bence paranın ya nereden kazandığının pek önemi yok. Yani mesela bir tane erkeğe muhtaç olan kadın, kuzenimden biliyorum. Kuzenim var bir tane, bir erkeğe muhtaç. İlkokul mezunu, ortaokul mezunu mu ne, ve ilkokul, ortaokula ite kaka falan gidiyormuş. Annem söylemişti ve sonra baba, annesi bunun bir tane koca buldu, evlendi, 3 çocuk yaptı, çalışmıyor ev hanımı. Ben öyle olmak istemiyorum. Parayı nereden kazanırsam kazanayım, oyuncu olayım, Amerika'ya gideyim. Tabii ki de ben de istemezdim yani böyle bir yerlerimi paylaşmak veya bir
İşte çalışmak ama sabahtan akşama kadar çalışmak bana zaman kaybı gibi geliyor arkadaşlar. Mesela ben sosyal medyadan çok iyi anlıyorum. Sosyal medya paylaşım yapmak çok hoşuma gidiyor. YouTube'u seviyorum, Instagram'ı seviyorum, TikTok'u seviyorum. Fotoğraf paylaşmak, YouTube içeriği üretmek, video içeriği üretmek hoşuma gidiyor. Ve bu yüzden kendimi geliştirmek istiyorum. İlk olarak bir işte çalışıyordum. O işten ayrılmak zorunda kaldım. Çünkü yapamadım. Ayakçılık yaptırıyorlardı. Ondan ayrıldım. Sonra şu OnlyFans'ı keşfettim. Orada videolar, içerikler üretmeye başladım. Bu kamerayı bile, şu an çektiğim kamerayı bile onun parasıyla aldım. Yoksa eğer OnlyFans'ı bilmeseydim ben hala bir işte çalışıp onun parasını kazanıp böyle... Ve bu kamerayı hayatta alamazdım. Kamera 7000 TL ve benim işte çalışacağım para en fazla 3000 TL. Yani 3000 bile değil, 2800 TL. Bu kamerayı bile alamazdım arkadaşlar. Ben hep takipçilerim söyledi. OnlyFans aç, Ayşe Tango aç. Hep bunları takipçim söyledi. Ve genel olarak da bunu söyleyenler kesin benim sitelerde paylaşıyor. Yani bana o kadar söyledi işte şunu aç Ayşen, bunu aç Ayşen. Biz sonun olalım Ayşen. Seni çok beğeniyorum Ayşen, çok seviyorum Ayşen. Ondan sonra da sitede paylaşıyorlar. Bunu sitede paylaşanlar da büyük ihtimal benim takipçim, fanım, hayranım. Sonra beni tehdit eden de benim hayranım. Benim fanım, beni takip eden birileri yani arkadaşlar. Beni ifşalayan, tehdit eden, beni ilk olarak gaza getiriyorlar. Ondan sonra da böyle resimlerini paylaşacağım. Şu kadar. Şu an para vermedi kimse ama bu resimlerini takipçilerimle paylaşmamı ister misin dedi. Ben bu oltaya gelir miyim? Gelmem. Ayşen bu oltaya gelmez. Ona sen paylaş dedim, engelledim. Ben çok güzel yaptım. Ama ya bir tane arkadaşım var zaten. Benim bir tane kız arkadaşım var ve o da biliyor zaten benim bu tür şeyler yaptığımı. Bu şekilde arkadaşlar. Ya bu videoyu ben ilerideki çocuğum için çekmek istemiştim. Yani onun hakkında konuşurum diye düşünmüştüm. Ama genel olarak ifşalık hakkında falan konuştum. Ve benim videolarım kuzenim, teyzelerim falan da izliyor. Ama arkadaşlar ben de bu şekilde para kazanıyorum. Sosyal medyayı kullanarak para kazanıyorum. Belki... Bazıları benim hakkımda çok kötü düşünüyor olabilir. Bir tane videom var arkadaşlar. Açlıktan ağzım kokuyor mu? Mal fakir bir kızı neden takip ediyorsunuz diye. Ben orada bir tane işe girememiştim koronadan dolayı. Ve para kazanamıyordum. Ama bu şekilde para kazanıyorum. Ve anneme de bakıyorum arkadaşlar. Kendime gitar aldım. Gitar kursuna yazıldım. İngilizce kursu alıyorum. Ve tiyatro eğitimi de almak istiyorum. Umarım tiyatro eğitimime hiçbir şey engel olmaz arkadaşlar. Tiyatro eğitimi almayı o kadar çok istiyorum ki. Eğer tiyatro eğitimi alamazsam Denizli'de büyük ihtimal İzmir gibi büyük bir şehre gidip orada para verip parayla alacağım. Ve ben bunu istemiyorum. Keşke insanlar biraz kendilerinin yerine koysalar beni. Yani beni kendilerinin yerine koysalar. Ben sabahtan akşama kadar çalışamam. Bana çok zaman kaybı, vakit kaybı geliyor. Çünkü benim yapmak istediğim iş o değil. Ben sosyal medyada büyümek istiyorum. Ünlü bir oyuncu olur. Veya böyle sosyal medya aktif kullanan, sosyal medya fenomeni gibi bir şey olmak istiyorum. YouTuber mesela. Ve 2000, bakalım. Kaç 2000, kaç takipçim olmuş? Yani arkadaşlar, umarım dediğim anlaşılıyordur. Ya şey diyorlar mesela, ekonomik özgürlüğünü eline almış bir kadın olmak zorundasın. Yani ekonomik özgürlüğünü eline almak. Bu ne demek? Çalışmak, para kazanmak, kendine bakabilecek kadar para kazanmak, çalışmak, didinmek, evinin olması, arabanın olması. Bir dakika bakalım ilk olarak. Başkasına muhtaç olmamak. Ekonomik özgürlüğünü eline alan kadın. Başkasına muhtaç olmamak demek. Ve arkadaşlar Türkiye'de ekonomi dolar 9,5 mu neydi? 9,50 mi neydi? Bu kadar kötüyken. Bence paranın ya nereden kazandığının pek önemi yok. Kadınların ekonomik özgürlük çabası. Bunlardan başlayabilecek kadar beyin olan acıya yani mesela bir tane erkeğe muhtaç olan kadın. Kuzenimden biliyorum. Kuzenim var bir tane. Bir erkeğe muhtaç. İlkokul mezunu mu, ortaokul mezunu mu ne ve ilkokul, ortaokula ite kaka falan gidiyormuş. Annem söylemişti ve sonra baba annesi bunun bir tane koca buldu, evlendi, 3 çocuk yaptı. Çalışmıyor ev hanımı. Ben öyle olmak istemiyorum. Parayı nereden kazanırsam kazanayım. Oyuncu olayım. Amerika'ya gideyim.
Tabii ki de ben de istemezdim yani böyle bir yerlerini paylaşmak veya bir işte çalışmak. Ama sabahtan akşama kadar çalışmak bana zaman kaybı gibi geliyor arkadaşlar. Mesela ben sosyal medyadan çok iyi anlıyorum. Sosyal medya paylaşım yapmak çok hoşuma gidiyor. YouTube'u seviyorum, Instagram'ı seviyorum, TikTok'u seviyorum. Fotoğraf paylaşmak, YouTube içeriği üretmek, video içeriği üretmek hoşuma gidiyor. Ve bu yüzden kendimi geliştirmek istiyorum. İlk olarak bir işte çalışıyordum. O işten ayrılmak zorunda kaldım. Çünkü yapamadım. Ayakçılık yaptırıyorlardı. Ondan ayrıldım. Sonra şu OnlyFans'ı keşfettim. Orada videolar, içerikler üretmeye başladım. Bu kamerayı bile, şu an çektiğim kamerayı bile onun parasıyla aldım. Yoksa eğer OnlyFans'ı bilmeseydim ben hala bir işte çalışıp onun parasını kazanıp böyle... Ve bu kamerayı hayatta alamazdım. Kamerayı 7000 TL ve benim işte çalışacağım para en fazla 3000 TL. Yani 3000 bile değil, 2800 TL. Bu kamerayı bile alamazdım arkadaşlar. Ben hep takipçilerim söyledi. OnlyFans aç, Ayşen Tango aç. Hep bunları takipçim söyledi. Ve genel olarak da bunu söyleyenler kesin benim sitelerde paylaşıyor. Yani bana o kadar söyledi işte şunu aç Ayşen, bunu aç Ayşen. Biz fanın olalım Ayşen. Seni çok beğeniyorum Ayşen, çok seviyorum Ayşen. Ondan sonra da sitede paylaşıyorlar. Bunu sitede paylaşanlar da büyük ihtimal benim takipçim, fanım, hayranım. Sonra beni tehdit eden de benim hayranım. Benim fanım, beni takip eden birileri yani arkadaşlar. Beni ifşalayan, tehdit eden. Beni ilk olarak gaza getiriyor. Yani ondan sonra da böyle... resimlerini paylaşacağım şu kadar. Şu an para ver demedi kimse ama bu resimlerini takipçilerine paylaşmamı ister misin dedi. Ben bu oltaya gelir miyim? Gelmem. Ayşen bu oltaya gelmez. Ona siktir git nerede paylaşırsan paylaş dedim ve engelledim. Ben çok güzel yaptım. Ama ya bir tane arkadaşım var zaten. Benim bir tane kız arkadaşım var ve o da biliyor zaten benim bu tür şeyler yaptığımı. Bu şekilde arkadaşlar. Ya bu videoyu ben ilerideki çocuğum için çekmek istemiştim. Yani onun hakkında konuşurum diye düşünmüştüm. Ama genel olarak ifşalık hakkında falan konuştum. Ve benim videolarım kuzenim, teyzelerim falan da izliyor. Ama arkadaşlar ben de bu şekilde para kazanıyorum. Sosyal medyayı kullanarak para kazanıyorum. Belki bazıları benim hakkımda çok kötü düşünüyor olabilir. Bir tane videom var arkadaşlar. Açlıktan ağzım kokuyor mu? Mal fakir bir kızı neden takip ediyorsunuz diye. Ben orada bir tane işe girememiştim koronadan dolayı. Ve para kazanamıyordum. Ama bu şekilde para kazanıyorum. Ve anneme de bakıyorum arkadaşlar. Kendime gitar aldım. Gitar kursuna yazıldım. İngilizce kursu alıyorum. Ve tiyatro eğitimi de almak istiyorum. Umarım tiyatro eğitimime hiçbir şey engel olmaz arkadaşlar. Tiyatro eğitimi almayı o kadar çok istiyorum ki. Yani tiyatro eğitimi alamazsam Denizli'de büyük ihtimal İzmir gibi büyük bir şehre gidip orada para verip parayla alacağım. Ve ben bunu istemiyorum. Keşke insanlar biraz kendilerinin yerine koysalar beni. Yani beni kendilerinin yerine koysalar. Ben sabahtan akşama kadar çalışamam. Bana çok zaman kaybı, vakit kaybı geliyor. Çünkü benim yapmak istediğim iş o değil. Ben sosyal medyada büyümek istiyorum. Ünlü bir oyuncu olur. Veya böyle sosyal medya aktif kullanan, sosyal medya fenomeni gibi bir şey olmak istiyorum. YouTuber mesela. Ve 2000, bakalım. Kaç 2000, kaç takipçim olmuş? 2237 tane takipçim olmuş arkadaşlar. Ve ben bu şekilde ilerlemek istiyorum. Moda tasarım mezunuyum evet. Ama evde dikiş dikiyorum ve çoğunlukla beceremeyince sinir krizi falan geliyor bana. Ben genellikle kendimi bir kamera karşısında çok mutlu hissediyorum. Ve oyunculuk böyle bir anda ağlamak, rol yapmak, duygusallaşmak ve... Ama tabii bunun eğitimini almam gerekiyor. Ve önümüzdeki günlerde tiyatro eğitimim de başlayacak. Beni gruba aldılar. Umarım arkadaşlar hayallerim yalan olmaz. Yoksa çok üzülürüm arkadaşlar. Herkes şu anda bana Instagram'dan Yüce Ayşen ifşancıkmış falan diyorlar. Ve bu beni çok mutsuz ediyor. Ama Amerika'da bir tane arkadaşım var. O söyledi işte. Sili diye bir kadın var. Hollywood'da ünlü bir oyuncu ve bir sürü var dedi. Ben OnlyFans'ımı kapatmak istemiyorum. Umarım beni anlayışla karşılarsınız. Mesela bir arkadaşım daha var erkek işte sen de hayatımıza neşe kattığın için çok teşekkür ederiz falan diyor. Çünkü ben neşeli birisiyim. Ve böyle ciddiye kalamıyorum. Bir tane kadın var. Onu da bipleyeceğim. O çok yapmacık. Her tarafı yapmacık. Dudakları yapmacık. Memesi yapmacık. Gözünde lens var.
Saçı kısa, boya, her yeri yapmacık. Ama ben yapmacık olamıyorum arkadaşlar. Ben bu şekilde benim. Ben yapan bu. Ben neşeli birisiyim, sevimli birisiyim. Pofidük pofidük. Yani böyle olmak istiyorum. Neşe katmak istiyorum. Ne bileyim ya, kendi sesimle bile videolar çekiyorum arkadaşlar. Sesimi kimsenin beğenmemesine rağmen. Şarkı söylüyorum mesela. Espri yapmaya çalışıyorum. Kimse gülmüyor. yani mizah yapıyorum. TikTok videolarımdan falan izlerseniz eğer. Bu şekilde videolar çekiyorum. Tabii ki de insanlar sizin iyiliğinizi istiyor. Büyükleriniz sizin iyiliğinizi istiyor. Ama bir yandan da sizin karar vermeniz gerekiyor. Ne yapacağınıza, mesleğinize, ne yapmak istediğinize. İlla size OnlyFans açın da şu resimlerinizi paylaşın da demiyorum. Bundan sonra onu diyen herkesin de sözüne bakmayacağım zaten. En açıklığını paylaşmayacağım. Fazla açıklığını paylaşmayacağım. Dekolteli paylaşacağım. Çünkü hepsi terelde paylaşılıyor. Utanıyorum tabii haliyle. Kimsenin sözüne de bakmayın. Hani şunu aç, bunu aç, iyice aç, şunu aç, bunu aç. Diğerlere de bakmayın. Eğer OnlyFans, yani ne bileyim böyle bir şey yapacaksanız yani. Ben bundan sonra kimsenin sözüne bakmayacağım. Hani şu kadar aç, şu kadar para var falan diyenlerin sözüne bakmayacağım. Bazen her şey para değildir arkadaşlar. Bundan sonra sadece dekolteli olan resimlerimi paylaşacağım. Yani böyle açık, kroplu çoraplı olur, iç çamaşırlı olur. Onları paylaşmayı düşünüyorum. Ona göre fanım olan. Oh, bu arada arkadaşlar sizleri seviyorum. Bu sizin hayatınız. Bu sizin... Tiyatro, dünya bir tiyatro sahnesi gibidir. Mesela tiyatroculara sen söylüyor musun işte, onlar kendileri istedikleri gibi oynuyorlar. Arada şey yapıyorlar, böyle hani ne deniyordu ya? Bir şey yapıyorlar yani, kendileri istedikleri gibi oynuyorlar ya, ezberliyorlar. Sen diyor musun ona şunu şu şekilde oyna, bunu bu şekilde oyna. Sadece izliyorsun gidip. Bu da sizin hayatınız, sizi sadece izleyebilirler. Sizin hayatınıza karışamazlar. Sizi izleyebilirler sadece. Bu siz, sahnedeki sizsiniz. Yani bu sizin sahneniz ve size kimsenin bir şey demeye, bir şey karışmaya hakkı yok. Ancak konuşurlar ve ne yapıp ne yapmamak, ne etmek, ne tutmak hepsi sizin elinizde arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Sahnedeki sizsiniz. Yani nasıl mutluysanız öyle olun arkadaşlar. Sizi sadece izlerler. Bakıp izlerler. Bye bye arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bye bye. Güle güle. Şarjım bitiyor.